Merhaba, Profesör Doktor Bülent Düz ben. Bugün sizlere periferik sinir cerrahisinden bahsedeceğim. Beynimiz son derece hassas bir organ ve bu organ bütün vücudumuzdan haber alabilmek için her yere çeşitli ağlar göndermiş durumda. Bu organın göndermiş olduğu ağlar ve kablolar sinir olarak adlandırılıyor. Şimdi boynumuzdan çıkan sinirler önce omuzumuzda bir ağ meydana getiriyor. Buna brakial plexus diyoruz. Şimdi bu sinir ağının üzerine baskı olduğu zaman brakial plexus'un üzerine baskı olduğu zaman buna torasik outlet sendromu diyoruz. Torasik outlet sendromu ya kolunu çok çalıştıran kişilerde meydana geliyor. Skalen kasların kalınlaşmasına bağlı ya da doğuştan boynumuzun 7. vertebra'sının biraz çıkıntılı olmasına bağlı olarak sinirin brakial plexus'un, baskısından meydana geliyor. Bu durumda biz brachial plexus cerrahisi yapıp o sinirin üzerindeki ve sinir ağının üzerindeki baskıyı kaldırıyoruz ve thoracic outlet cerrahisi yaparak hastalığı tedavi edebiliyoruz. Sinirler buradan kolumuza doğru geçtiği zaman radyal sinir mesela kolumuzda tuzaklanabiliyor. Bu da mesela kimlerde olur? Üstüne yatarsınız. Üstüne yattığınızda başınızı kolunuza koyup yattığınızda radyal sinir Ezilir. Ezildiği zaman sabah bir uyanırsınız, kolunuzu kaldıramıyorsunuz, elinizde düşük el olmuş. Bu durumda radyal sinir cerrahisi yapmak gerekir. Ya da median sinir dediğimiz sinir, el bileğinde çok çamaşır yıkayanlarda, el işi yapanlarda ya da bulaşık çok fazla yıkayanlarda, elini çok fazla kullanan kişilerde sıkışır. Bu da yine karpal tünel cerrahisiyle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sinirler son derece hassas yapılardır. Eğer üzerlerine bir bası meydana geldiyse bunun tedavi edilmesi gerekir. Bu tedavi ya medikal tedavidir ya fizik tedavi yapılmalıdır ya da cerrahi yöntemlerle ameliyat edilerek bu basının ortadan kaldırılması gerekmektedir.